Arkadaşlar, bugün Küreng Kulübü'nün YouTube kanalı için yeni bir video ile karşınızdayız. Herkese merhabalar. Kanalımızın her geçen gün abone sayımız büyüyor. Bizlere güzel ilgi alaka artıyor. Bizleri takip ettiğiniz için, kanalımıza destek verdiğiniz için herkese öncelikle teşekkür ederiz. Bugün benim değerli bir abim, dostum, senelerce bu işe hatta beraber başladığım, ilk bu şebap kuşuna heves ettiğimde beraber başladığım Halil Aksakal abinin kümesindeyiz. Halil abi merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Hatırlarsın, Şebap'a ilk başladığımızda Tuzla'da, evet. Belki de iki kişiydik değil mi? Tuzla için var abi, mıydı başka kimse? Benim bildiğim yoktu. Aynen öyle. Biz İstanbul Tuzla'dayız. Tuzla İstanbul'un biliyorsunuz başlangıcında, yani Anadolu yakasının girişindeki bir ilçesi. Ben ilk Şebap'a başladığımda bu Tuzla'da şebapçı olduğunu bilmiyordum. Sonra bir İstanbul'da sergiye katıldığımda, evet, sergide karşılaştık. Halil abiyle karşılaştık. O da Tuzla'da deyince çok sevinmiştim. Oh demiştim ya, en azından yakınımda bir şebapçı var. Yalnız değiliz demiştik. Yalnız değiliz demiştik. Sonradan sağ olsun Kadir abi falan tanıştık. Anadolu yakasında başka arkadaşlarla tanıştık ve beraber ilk Anadolu Yakası Derneği'ni kurduk. İlk kurucu öyle. Ekibiydik. O günden bugünlere baktığımızda Anadolu yakasında, Tuzla özellikle özelinde Anadolu yakasında şebapçılıkta çok ciddi ilerleme görüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Şimdi söylediğin gibi belki şu anda İstanbul Tuzla'da yaklaşık 10-12 tane şebapçı var. Ve bu arkadaşların da kümeslerine gittiğimiz zaman hep güzel şebaplar var. İddialı şebaplar olduğunu düşünüyorum yani. Aynen ondan öyle. Sonra. Ben de zaten Mavi Çakmaklı ile başlamıştım. O zamanlar sen de biliyordun, hani bir dönem yapıp ondan sonra ben de kürenk besleyeceğim dedim. Evet. Sonra işte mor bilezik dönemiyle beraber artık tamamen kürenge mi geçtin? Aynen abi? Ben de kürenge geçtim. Kürenge de ayrı bir merakım vardı. Güzel bir takım kuşumuz da misafir. Halil abinin çok güzel kuşları var. Bunları da sizlere izleteceğiz. Öncelikle Halil abi, Halil Aksakal kimdir? Ne iş yapar? Kaç yaşındadır? Şebap kaç yıldır şebap besliyor, güvercin besliyor? Nereden bulaştı bu hobiye? Bu konuda bizim izleyicilerimizi bilgilendirebilir misin? Şöyle, doğma büyüme Tuzlalıyım. Kastamonluyum aslen. 39 yaşındayım. Bir yat şirketinde çalışıyorum. Çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli hayvan besliyorum ve güvercinlere ayrı bir merakım var. Yani herhalde orta birden beri güvercin besliyorum. 98'de şebaba başladım aslında. Askere gidene kadar şebap besledim. Daha sonrasında, yani o zamanlar ne besliyordum? Miski kürenk besliyordum. Hatta o yıllardan kalan fotoğraflarım da vardır. Daha sonra askerden geldikten sonra Mavi Çakmaklı'da ayrı bir hevesim vardı benim. Mavi Çakmaklı'ya başladık. Sonra işte derken işte senle tanıştık. Kadir abiyle tanıştık dediğin gibi. Evet. Bu işi profesyonelleştirelim, dernekleştirelim. Bu camiaya bizim de bir katkımız, desteğimiz olsun dedik. İstanbul Anadolu Yakası Derneği'ni kurduk. Aslında bayağı da hızlı gittik yani. Çok hızlı gitti. Evet. Şu anda oturduğumuz, konuştuğumuz yeri işte kümese çevirdim. Oturma sergi alanı falan yaptık derken böyle yıllar geçti. Arkadaşlar, sonuç olarak da kürenge başladık. Halil abimi bölüyorum, özür dilerim, sözünü kestim. Şöyle Halil abi, şimdi Halil Aksakal burası kendi aile apartmanı. Evet. Aile apartmanının çatı katındayız şu anda, tavandan da anlayacağın üzere. Ben de uzun zaman önce gelmiştim ama Halil abiyi çok tebrik ederim. Çünkü güzel bir ortam yapmış. Burası sergi alanı, içeride kuşlar var, kümesler var. Birazdan kümeslerini de çekeceğiz. Yani İstanbul'da ancak böyle bir çatı, kendi binanız, kendi eviniz varsa ancak terasında, çatısında bunu besleyebiliyorsunuz. Evet. Böyle bir imkanı olduğu için de Halil abi şanslı. Halil abi, bu kürenklere bakalım. Bunlar nedir? Kendi yavrum mudur? Özellikle bu erkeği daha çok beğendim. Yani şebap, senin anlayışına göre şebap kuşta aradığın özellikler nelerdir Halil abi? Ya ben de tonaj takıntısı var özellikle. Tabii onu oturtmak da zor ama hani renkli olursa benim için daha iyi. Tabii kelle boğaz da bizim için artı. Yani fizik orantı, renk, kelle, bakış açılarım benim, önceliğim benim bunlar yani. Hani peki bütçe ayıracaksam da ilk önce hani mümkün olduğu kadar o yönde şey yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim kendi yavrularım. Kendi yavrularım maşallah, evet. Çok güzel. Şimdi abi, şebap kuşu tabii hani hiç bilmeyen insanlara biraz uzak gelebiliyor. Bazı insanlar da bunları sadece mezatlarda falan gördüğü için yani, evet. Ya da satışlarda ya böyle kötü örneklerini görerek değersiz sanabiliyor. Aslında bu kuşlar gerçekten iyisili, çok nadide ve zor bulunan kuşlar ve değerli kuşlar. Doğru, evet. Mu abi? Aynen öyle. Gerçekten kıymetli kuşlar. Çünkü üretmesi de gerçekten zor. Nazik, hı-hı, kuşlar, hassas kuşlar. Güzellere nazar değme olasılığı çok yüksek. Çok yüksek. Yani aynen. Çünkü aldığımız maalesef en iyi yavrular hep nazardan gidiyor. Nazar. Ya bizim ya başkasının nazarından gidiyor. Doğru. O ayrı bir ceremesi bu işin. Ama tabii keyfi de var yani. Peki
Senelerce Mavi Çakmaklı besledin. Hatta Mavi'de evet. özellikle böyle çok Türkiye'de tanınan, kupa aldın. Hakemlik evet. yaptın bildiğim kadarıyla. Evet, hakemliklerim de Mavi'de var. Yarışmada şampiyonluğun da vardı. Dişin, çok üstüne bir dişi vardı Mavi'de senin elinde hatırladığım kadarıyla. Evet. Şimdi peki Mavi'den sonra Küreng'e geçtiğin zaman bu ırk arasında çok bir zorluk var mı? Farklılık var mı? Yani değerlendirdiğin zaman Mavilerde daha rahattı üretmem, çıkarmam, şampiyon olmam. Kürenk'te biraz daha zor mu? Daha böyle farklılıklar var mı? Ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten Kürenk bana göre ırklar arasındaki en zor ırk. Çünkü mavi çakmaklıyı üretmek kolay. Hı hı. Yani onda da doğruyu bulmak zor. Yani nasıl söyleyeyim size? Hı hı. Mavi çok çakmaklı kuşları çok çabuk üreyebiliyor. Yani hı hı. Yavruları falan çok fazla nazik değil. Üretme noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Onda da tabii hatasızını bulmak zor. Biraz daha zor. Çünkü ona bir de gaga tırnak devreye giriyor. Hani evet. Yarışma kriterlerine baktığımız için. Kürenk daha hassas, daha nazik kuşlar. Yavruların özellikle ilk dönemi atlatması çok önemli. Çok önemli. Yani benim kendi adıma tecrübe edindiğimi söylüyorum sadece. Tabii daha iyi bilenler, daha iyi bu işi şey yapanlar daha iyi değerlendirebilir. Ama mavi çakmaklı besledikten sonra kümesin havalandırma sistemini bile kürenklerde değiştirdim. O kadar. Evet. Hani havalandırma sistemine kadar değiştirdim. Pervaneleri açık bıraktığım normalde camlar vardı. Hı-hı. Artık o camları mesela açık bırakamıyorum. Peki bunun neden olduğunu düşünüyorsun? Hani yani bir sence neden böyle bir fark var? Yani havalandırma sistemini bile değiştirdim diyorsun. Çok aslında iddialı bir konu. Hani evet. Demek ki eski mavi çakmaklıda çok rahat yavru alırken, çok rahat üretirken evet. bu kürenklerde o yavruluk dönemini açman, üretmen çok daha zor olduğunu sen de yaşadın. Evet. Biz bunu hep senelerdir yaşadık söylüyoruz ama bazı arkadaşlarımız anlamıyor. Bakamıyorsunuz, üretemiyorsunuz. Nasıl bu kuşlar üremez? Nasıl çoğaltamazsınız? Gibi söylentilerde bulunabiliyor, eleştiride bulunabiliyorlar. Bize. Hani sen de bunu girdin ve gördün, yaşadın diyorsun. Hatta havalandırma sistemini değiştirdin diyorsun. Neden olabilir sence abi bunun sebebi? Kürenk ırkının herhalde yapısıyla alakalı, DNA'sıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Hani hı. bilimsel tabii bir şeyimiz yok. Ama yani Mavi'de yeri geldi mesela hani ilk zamanlar hı hı. 89 mavi çakmaklı 80-90 tane hı hı. hiç böyle zorlanmadan, öldürmeden yavru alırken Kürenk'te bir sezonda 8 yavru, 10 yavru zor ondan olmuş. Sonra evet. Kaç gerçekten, takım kuşun var abi şu anda? Ya yaklaşık 35 tane falan şebabım var. Hı hı. Ancak bunların sadece 3-4 takımından yavru alıyorum. Hı hı. Yavru almaya çalışıyorum. Hı hı. Yani onlarla uğraşıyorum. Diğerlerini de işte dinlendiriyorum. Sırayla peki, o zaman eşe atıyorum. Sırasıyla o 3-4 takımı görelim abi. Bu takımdan tamam. sonra diğer takımlara geçmiş olalım. Maşallah çok güzel bir takım kuş geldi. Yani erkeği çok beğendim. Bak yine ve böyle elle de sakin kuşlar. Yani evet. kuşların yanında oturuyoruz. Şimdi bu erkek nelerden abi? Nedir bu erkeğin üstün şimdi, özellikleri? Soyu, sopu. Bu kuşun benim mor bilezik. Babası Façalı adında bir kuşumuz var. Birazdan onu da getireceğim. O kuşumuzun oğlu. Annesini de ben Muzaffer Temel'den almıştım. Muzaffer Temel'in iyi bir dişisi vardı. Onun yavrusu. İstemeden çıktı. Muzaffer Temel Başkanımız evet. Anadolu Yakası. Anadolu selam Yakası. Ediyoruz ona da evet. kendisine yayın selam izlerse. Var. Anadolu Yakası Dernek Başkanı. Vallahi Muzaffer abi. Temel'den almış. Yani erkeği çok beğendim. Arkadaşlar şebap kuşta hani konuşuyoruz. Biz bunda biraz da eğitici olmak istiyoruz. Kuşların dikliği, anatomisi, masadaki duruşu çok önemli. Yani kuş böyle yatık durunca o insana o keyfi vermiyor. Bakın erkek kuşu incelerseniz yakından da gördüğünüzde hem göğsünün kınasıyla, rengiyle hem de masadaki yürümesiyle çok hakim bakın masaya. Şimdi ben bunu bir daha koyuyorum ve gösteriyorum size. Bakın şöyle elinize aldığınızda zaten elinize avucunuza sığmıyor. Bu kuşlar iri kuşlar. Bakın şöyle koyduğumda bakın çok keyifli. Bunları biz böyle izlemeyi, bunlardan yavru almayı, üretmeyi çok seviyoruz. Peki abi zaman zaman ben senin kostüm kuşuyla da ilgilendiğini biliyorum. Evet. Besledin. Yine iyi kostümlerin oldu. Evet. Bu kostümle şebap arasındaki farkı nasıl değerlendirirsin? Kostümle şebabı kıyasladığımızda bir kere gerçekten şebap çok daha ileri seviyede. Söylediğin gibi aslına bakarsan askerlikten sonra ki tekrar kuşçuluk hayatına başlangıcımda aslında ben oyun kuşuyla başladım. Hı hı. Ama işimizin yoğunluğundan dolayı onda çok fazla şey yapamadık. Hı hı. Akabinde kostüm aldım birkaç takım. İyi iddialı hı hı. kostümler aldım. Hı hı. Öntepe kara kanatta aslında. Evet. Çok güzel kuşlar ürettim ve sattım. Kan olarak da çok güzel hani
Biliyorum yani kostümler çıkardı. Yani kostümler şimdi, çıkarttık. Ben şöyle değerlendiriyorum abi. Katılır mısın bilmiyorum. Bizim Şebap camiasında Şebap kuşunun kriterleri çok belli bir zamandır koyulduğu için evet. Belli bir standarda ulaşmaya çalıştığımız için senin yapmaya çalıştığında, benim üretmeye çalıştığımda hepimiz aynı o standarda en yakın kuşları çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bu da bize bir başarı ve hani mesela yarım kuşun bir anlamı kalmıyor. Ama kostümde ise şöyle değerlendiriyorum dışarıdan bakan bir insan. Yanlışım varsa düzeltsin, düzelt beni. Sürekli bir güncelleme, moda. Yani kimsede olmayanı çıkartma telaşı var. Yeni bir şey üretme telaşı var. Farklı ırklarla kırma telaşı var. Bizde ise bir kuşu farklı bir ırkla kırdığımızda çok ayıp sanır. Yani olumlu gözle bakılmaz. Doğru mu? Yani biz bu kuşları kendi içlerinde çalışıyoruz sadece. Şimdi şöyle zaten kostümcülerin en büyük şikayeti şu. Kuşları yedi verene dönmüş. Yani eşlediğin zaman altından ne geleceğini bilmiyorsun. Sürpriz yumurta gibiler maalesef. Hı-hı. Dediğin gibi benim de kostümü bırakmamdaki, çünkü karakanat öntepe çakmaklığı ile uğraşırken aynı zamanda karşıda çok değerli bir arkadaşımdan şebap maviler almıştım. Hı-hı. Bir yandan da onlarla uğraşıyordum. Zaten şebap başladığım ilk senesi de Türkiye Güvercin Hı-hı. Birliği, o zaman Çorlu'da bir festival yapmıştı. Hı-hı. Orada aldığım bir derece vardı. Akabinde de şebapçılarla kostümcüleri karşılaştırdığımda dedim ki yani iki kulvarda bu iş olmaz deyip tamamen uzmanlaştım. Evet. Yani Şebap'ı daha profesyonel olduğunu düşünerekten, çünkü dernekleşme vardı, birlik Peki, vardı. Abi güzel bir noktaya geldiğin için bu soruyu sana sormak istiyorum. Şimdi Şebap'ta da hani 5 tane dal var. İşte miski, Arap, mavi, çakmaklı, kürenk. Yani evet. Hepsi de çok değerli kuşlar. Hepsini de evet. Sevenine saygı duyuyoruz. Ama ben az önce uzmanlaşmadan bahsettin ya, oraya gelmek evet. istiyorum. Yani birisinde çok başarılı olmak için uzmanlaşmayı doğru buluyor musun? Yoksa hayır, her birinden de besleyip çok yine başarılı olma şansın var mı? Ben kürenkle maviyi beraber beslemek istedim, çalıştım. Aha. Ama gerçekten zor. Yani belki çok zengin insanlar, birkaç takım belli kümeslerde hani birbirinden Hı-hı. ayrı. Çünkü Hı-hı. şöyle diyelim, mavileri ayrı Hı-hı. bir kümeste beslemeniz lazım. Yani mavi çakmaklıyı diyelim ayrı bir kümeste. Kürenk ve miskiyi ayrı bir kümeste Hı-hı. beslemeniz lazım. Çıkan yavruları birbirine karıştırmamanız lazım. Aynen öyle. Yani bunların temizliği, bakımı, masrafları, bunların hepsi gerçekten külfetli. Biz de genel olarak orta sınıf insanlarız. O yüzden bence yani mavi çakmaklı besleyen arkadaşlar mavi çakmaklı beslemeli. Kürenk besleyenler kürenk beslemeli. Daha hatta uzmanlaşarak başarıya evet. gitmeli. Evet. Abi dişiyi çok beğendim. Yani buradan Muzaffer Temel Başkan'ın emeğine sağlık diyorum. Çok harika. Kafa şekli, tüy yapısı. Sadece hayvan herhalde bir hastalık mı geçirdi? Biraz böyle tüyleri arasında hani şeyler var. Görüyorsan evet. sen de siyahlıklar var. Bu göğsünde de var. Dalgalanmalar var. Şimdi, neden olmuştur bu abi? Ben bunu sadece dişi kuşlarımda yaşadım. Eşlemeye attıktan sonra yumurtladılar ve bir dönem 2-3 tane dişim anlamsız bir şekilde tüye girdiler. Evet. Rahatsızlandılar. Ben de kuşları ayırdım. Tüyü bu şekilde dizdiler. Aslında renkleri bu değil tabii değil, ki. Değil. Yani tüyleri evet. ilk kez böyle bir şey görüyorum. Vallahi, sanki kuşların arkasında böyle siyah tüyler çıkmış. Böyle. Evet. Kürenkle beraber biz de bunları yaşıyoruz işte. Anlattığımız zorluklardan aslında bir tanesi de o yani. Evet. Sanki yeniden kuşçuluğa başlamış gibi. Gerçekten kendi adıma söylüyorum ben tabii. Hı-hı. Bilen arkadaşlar, daha profesyonel olanlar belki şey yapabilir. Tamam. Biraz da kürengin bakımıyla ilgili, özellikle senin bakım stratejinle ilgili tamam. bilgiler verelim abi. Tamam. Evet, maşallah güzel kuşlar geldi. Kuşlarımızı biraz daha yakından göstermek, detayları size paylaşmak için şöyle bir görüntüyü yakına aldık. Hani biz sohbetimize devam edeceğiz ama kuşlarımızı da daha yakından çekeceğiz. Halil abi, güzel bir takım kuş geldi. Bunlar nelerden abi, soy sop? Gene söylediğim gibi façalı kanalı genelde. Hani façalı erkeğin... Façalı peki soy olarak nelerden abi? Benim aldığım bilgilere göre kız dişinin kızıyla Fehmi Çalışkan'daki tokalı erkeğin oğlu diye söylendi. Çok iyi maşallah. Evet. Güzel soru. İzmir'e satılmış o takım. Oradan da galiba Marmaris'e geçmiş anne baba. Çok ben güzel. De evet erkeği Bursa'da bir arkadaşımızdan abi, aldım. Kuşlarımızı izlerken özellikle şebap hani yeni başlayan insanlara da biraz faydamız olsun istiyorum. Yani özellikle kümesler nasıl olmalı? Bir şebap kümesinde nelere dikkat etmek lazım? Bir şebap kuşunun bakım periyodu nasıldır? Yani günde iki sefer mi yemlemek lazım?
Yemlerine özel bir şeyler katıyor musun? Seninki nasıl? Sen nasıl bir haftalık programın var abi? Şimdi tabii ilk önce kuş bakımını kendi çalışma programımıza göre ayarlıyoruz. Mesela ben sabahları çok erken kalkıyorum, işe gidiyorum. O yüzden yemleme işlemini akşam yapıyorum. Tamam. Genelde ben belli bir oranda bir yem veriyorum. Birazcık da sabaha kalacak şekilde ayarlıyorum. Ondan sonra akşamları tekrar yemleyecek şekilde devam ediyorum. Benim şöyle bir alışkanlığım var. Kuşlarımın suyuna kaliteli bal katıyorum. Hmm. Evet. Yemlerine tahin katıyorum. Çok bunun, güzel. Evet. Ne gibi faydaları olduğunu inanıyorsun? Tahin, bal, yani nasıl bir katkısı oluyor? Bir de bunu nasıl uygulama olarak nasıl veriyorsun abi? Tahini yaklaşık işte örnek veriyorum 1 kilo yeme, 1 yemek kaşığı tahinle beraber bir amayası verebiliyorum. İşte kullandığımız ilaçlardan hani katkılar katıyorum. İşte yem temizleyici katıyorum. O şekilde karıştırıp hafif nemlendirip bir yarım saat beklettikten sonra kuşların önüne bırakıyorum. Yani bir gün normal yem veriyorum, bir gün tahinli yem veriyorum. Sularında da gene bir gün temiz su, bir gün ballı su ya da ilaç vereceğim zaman da balla beraber katıp ilaçlarını veriyorum. O şekilde yaptığım bir program var. Çok güzel. Peki bu kuşlara belli dönemlerde antibiyotik giriliyor. Yani giren arkadaşlarımız oluyor. Evet. Yani işte mevsim geçişlerinde belli bir kür giriliyor. Senin böyle bir uygulaman var mı? Kür, antibiyotik vermek gibi. Antibiyotik değil de birkaç tane solunum yolu destekleyici ilaç var. Bir de sindirim sistemi düzenleyici. Ben o ilaçları kullanıyorum. Eğer hani kuşlarımda ciddi bir problem görürsem profesyonel destek alıp bazı ilaçlar verebiliyorum. Maşallah. Ama bal ve tahini eğer düzenli verirseniz zaten genel şey olarak evet, sıkıntı olmuyor yani. Dişin çok güzelmiş. Dişinin özellikle kafası, ayakları, yani masaya hakimiyeti falan, çok beğendim bu dişiyi. Şöyle daha yakından da arkadaşlarımıza göstereyim. Kuş böyle sakinleyip rahatlayınca gerçekten kendini gösteriyor. Hani bu kuşları da şebapları da biraz böyle sakinlemesini bekleyip izlemek lazım. Doğru mu abi? Aynen. Hani evet. Bilmeyen arkadaşlar için masaya koyup öyle biraz hayvanlar bir kendilerini salması lazım. Biraz kendilerini evet, rahatlaması lazım. Peki yani ağız, göz, kafa şekli, işte bu göğsünün kınası, kalemi, her biri ayrı detay bunların. Evet. Ve iyisine ulaşmak için de ciddi bir emek gerekiyor, çalışma gerekiyor. Türkiye'de de her geçen gün üretici sayısı artıyor, rekabet artıyor. Doğru mu abi? Doğru söylüyorsun Mutlu. Rekabet artıyor. Hızlı bir şekilde üretmemiz lazım. Daha iyisini çıkartmamız lazım. Yoksa geride kaldığımızda elimizdeki kuşların bir anlamı da kalmayabiliyor. Evet abi. Türkiye'nin dört bir yanında şu anda çok iyi şebapçılar var. Hepsi de çok güzel kuşlar üretiyor. O yüzden o işte bir yarış diyelim, tatlı bir rekabet var. Gerisinde kalmamak lazım. Ben de tabii yeni bir kürekçiyim diyeyim. O yüzden yolun başında sayıyorum kendimi. İnşallah ilerleyen dönemde daha ya, ciddi noktalarda yarışa katılacağız. Güzel kuşlar var. Abi içeride güzel miskiler de gördüm. Bir tane çok iyi bir erkek gördüm. O erkeği de bir is getirelim masaya. Hem miski de sergileyelim, hem de şu tamam, façalıyı da bir merak ediyor izleyiciler. Fazla uzun tutmadan bir façalıyı görelim. Arkadaşlar tamam, meşhur façalıyı bir izleyelim. Çok güzel bir takım miski. Bunları da görmüştüm. Kürenkçiyim dedin ama abi güzel bir takım miski de var. Özellikle bu taraftaki, bizden taraftaki erkeği çok beğendim, öndeki. Yani posluya yakın bir erkek ama evet, göğsünün kınası, masa hakimiyeti, kafa şekli falan biraz da hayvan tüye de girmiş gibi, biraz inceledim ben erkeği. Maşallah evet. Nelerden bu erkek abi? Erkek Muzaffer abi de çıkma bir kuş. Babası da Muzaffer abi de doktor diye bir erkek vardı. Hmm. Onun oğlu. Bunun ismi de Doçent. Babası doktor, kendisi Doçent. Evet. Böyle sarı güzel bilezikli isimler koyuyoruz arkadaşlar kuşları. Evet. Yani kuşlar kendini sevdirince, ses getirince bunlar da şöyle bir avantaj sağlıyor. Hani kuşun yavrusunu, soyunu takip etmemiz için güzel bir şey oluyor. Yani neydi? Doktor dediğimizde biz Muzaffer abideki doktor erkeği biliyoruz, hatırlıyoruz. Ama bir isim koymasak onu, hangi kuştu, neydi onu bulmamız çok zor olur. O yüzden böyle güzel isimler koyuyoruz. O doktordu, bu da Doçent. Gerçekten güzelmiş maşallah ya. Bu erkek evet, nelerden abi? O erkeğimizi de sevdiğimiz, saydığımız sevgili abimiz Ahmet Teke'den aldık. Selam olsun Ahmet abi. Aynen Ahmet abi de selam olsun. Onu da ben ayrı beğeniyorum. Ayak paçaları falan kırık şu anda. Güzel. Çok da güzel bir yavrusu da aldım. Çok da memnunum. Severek evet, beslediğim bir kuş. Bakın bu bol taneli, şey, posluya yakın bir erkek. O evet, ise taneli bir erkek miskide. Evet. İki tane güzel örneği de görmüş olduk. Çok güzel abi. Şimdi artık sıra façalıya geldi. Façalı ve eşini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra Façalı'da. Şimdi bu dişimiz
Halil abimizin mor bilezikli bir dişi. Bu da façalı erkek, damızlık bir erkeğimiz. Kendinden güzel yavruları var. Altı iyi çalışan bir erkek. Abi bu erkek böyle bana hani bir kürenkçi olarak Midyatlı familyasını sanki anımsattı. Bağlantısı var mı? Şimdi erkeğin bağlantısı var mı yok bilmiyorum da dişinin ama bağlantısı var. Nenesini biz Cüneyt'ten almıştık. Evet. O zaman Midyatlı'yı da yeni satmıştı. O dönem alınmıştı. Erkekte Yasin Sübenmen'in bileziği var. Erkeğin de bakın kafa şekli. Evet. Şu bir kafasının üstünde tüyleri eksik herhalde, kavga mı etti, evet, ne yaptı? Ama bakın göğsünün kınası, rengi. Şöyle tekrar koyuyorum masaya. Bakın güzel bir erkek. Önüyle arkasıyla birazcık böyle hırçın bir erkek, rahat durmadı. Ama şu renkli rengi. Hani başlangıçta da demiştin renk benim için kumaş, evet, önemli demiştin. Evet. Gerçekten kuşun rengi ve kumaşı harika. Burada duvarların da beyaz olmasından dolayı biraz kuşlar şey yapabiliyorlar. Yere biraz istediğimiz gibi çıkmayabiliyor. Ama gerçekten güzelmiş maşallah. Yani özellikle şuradan baktığımızda harika. Abi yani merak için soruyorum. Bu erkeğin satmayı düşünsen nedir senin gözündeki maddi değeri? Ya şimdi belli paralar teklif edildi. Ben satmadım. Belki satarım ama ciddi bir para gelirse satarım. Mesela yani nedir bunun? Bilmiyorum. 20 bin lira. Satmam herhalde 20 bin liraya. 50 bin lira. Bilmiyorum. Bakmak lazım, hı, o zaman da. Evet. Gördüğünüz gibi bu işin maddi değeri gerçekten hani. O zaman neden? Da... Çünkü gönlünde senin bir ayrı bir yeri var değil, evet, mi? Ayrı bir değeri var bu kuşun senin için. Evet. Maşallah. Gerçekten hani erkeğimiz durmadı çok istediğimiz gibi. Evet. Ben bir daha şey yapayım. Birazcık böyle hırpalandı. Ama şöyle bir daha izleyin. Heh. Çok güzel. Boğa gibi bir erkek. Rengi harika. Dişimiz de ayrı bir güzel. Dişi de, evet, Midyatlı familyasından. Biraz da tabii çekim yapmak için kuşlara yakın duruyoruz. Evet, ürkütüyoruz. Kuşlar evet. Salmıyorlar. Heh. Şöyle be. Biraz öt bakayım. Heh. Evet, şimdi biraz da kümeslerimizden görüntü alalım. Sonra yayınımızı tamamlayacağız. Halil abinin kümesleri. Evet. Abi biraz da bu kümeslerden görüntü alalım. Burada bir takım yavru kürengimiz var arkadaşlar. Yanında güzel bir takım miski var. Görmediğimiz ama çok güzel bir miski. Burada kuşlar açık herhalde. İnip çıkıyorlar aşağıya, evet, abi. Evet, çıkıyorlar burada. Bazen kapatıyorum. Ara bölmelerini açıp kapatabiliyorum. Eşhaneye burada atıyorsun bu bölümlerde. Evet. Burada güzel bir kürenk var. Bu dişi masaya gelmişti. İzlemiştik. Bakın yerinde daha farklı gösteriyor. Bu kepezli dişiyi göstermedin bize abi. Bir kepezliyi şöyle bir koyar mısın? Kepezli dişi. Bakın arkadaşlar çok güzel bir kepezli bir dişi. Ben bu dişiyi daha önce de görmüştüm. Bakın şunun şekline, şemaline bakar mısınız? Ey maşallah abi çok güzel bir dişi. Bunun yavrusu var mı? Yavrusu bir tane vardı. Bir arkadaşımız geldi. Kıramadın ardına. Evet, kıramadık verdik. Maşallah arkadaşlar ya çok harika bir dişi. Bakar mısınız şuna? Halil abinin. Şöyle geliyorum. Bakın zeminlere abi şey yapmışsın. Evet, ızgara. Izgara yapmışsın. Kağıt var. Kum biraz daha zor oluyor benim için burada. Bir de tek kat olduğu için yukarıdan aşağı inerken falan hani kum dökülmesi oluyor. Evet. Çok güzeller. Sulukları, yemlikleri bakın kuşlara karışık yem veriyorsun abi. Evet. Önlerinde mesela bazı üreticiler sürekli yem tutuyor. Sen öyle bir alışkanlığın yok herhalde. Yok. Yani dediğim gibi akşamları normal bir yemliyorum. Hı-hı. Çok az bir şey de sabaha bırakıyorum. Zaten ışıkları söndürdüğüm için kuşlar hani onu yiyemiyorlar. Sabah gün ışıdığında o alan, kalan yemi de yedikten sonra akşama kadar o yemleriyle idare ediyorlar. Hı-hı. Akşam geldiğimde tekrar yemliyorum. O şekilde bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Tabii bu biraz da dediğim gibi çalışma şartlarıyla da alakalı. Evet, biraz da şu kümesi gösterelim. Burada da ayrı bir bölme var. Bakın çatı katında 3 takım kuş var. Zemin gayet güzel, temiz. Maşallah çok temiz, sağlıklı. Mesela içeride hiçbir koku yok. Gayet güzel. Burada benim 4-5 noktadan tavanlarda menfezlerim var. Havalandırmaları oradan sağlıyorum. Bir çok... tane salyangozum var. Burada zaman ayarlı pervanem var. Nerede abi? Şurada. Burada pervane var gördüğünüz gibi. Biraz kümesle ilgisini ararım.
Şu tavanda... Evet, burada tavanda salyangoz var. Ayrı çekiyor. Camları mümkün olduğu kadar kontrolde açıyorum. Dediğim gibi özellikle krem kuşlarında çok dikkat etmek çok güzel. Gerekiyor. Burada bir takım var galiba. Burası dişi bölümümüz. Ha, ayrı dişiler için kullanıyorsun. Bakın evet. Burada eşe atmadığı dişileri kullanıyor burada Halil abi. Şurada burası ne abi? Burada erkeklerim var. Burada erkekler evet. Var. Burada dişiler var. Burada dişiler var. Orada da yine öbür tarafta da dişiler var. Kümes biraz geniş olduğu için. Şurada yani... güzel bir yavru görüyorum abi. Bu ne yavru neyin nesi? Kürenk yavru evet. Kürenk yavrunun nenesini biz senden almıştık. Ne derler ona? Turuncu bilezikli. Vallahi. Gelecek vaat ettiğini düşündüğüm bir yavrumuz. Gerçekten kendimle bağlantılı olduğunu bilmiyordum ama kuş güzel bir yavruymuş. Maşallah. Evet, konuşması zaten şey yaptı, ilk defa geziyor zaten. Yani bir yandan video çekerken kuşlara da yeni bakıyor. Evet, şurada da bir bölme var. Onu çekelim. Evet, burada da. Bunlar da dişi mi abi yine? Dişi yavru. Bunlar, evet. Maşallah kuşlarının gayet güzel, sağlıklı, kümeslerin temiz. Böyle bir ızgara sistemi kullanıyorsun. Bunun bir dezavantajı şu oluyor. Paçalarını kırıyor ama kuşlar çok sağlıklı oluyor. Doğru mu? Evet ama aslına bakarsanız paçasını bana göre ızgaradan ziyade şey kırıyor. Kuşların kavga etmesi. Yani kalabalık ortamda. Eğer hani imkanlarım daha farklı olsaydı küme sistemini daha farklı yapabilirdim ama evet. Tabii burası zaten aslında üçgen çatıydı. Şu olduğum yeri de ben kendim kaldırdım yani. Evet. Meslekte mobilya olunca. Güzel bir şey çıkmış ortaya. Evet. Burada bir lavabom var. Evet. Burada kuşlarımız yemlerini bitirdi sayılır. Biraz suları bitmiş bunların galiba. Su istiyorlar, bilgin olsun. Evet. Halil abi, var mı izleyenlere söylemek istediğim bir şey? Mutlu, teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Her şey için çok sağ ol. Bizim şartlarımız, imkanlarımız bunlar. Kuşlarımız bütün bu şekilde. Bütün insanlara, biz hobici arkadaşlara selam ediyoruz. Güzel bir çekim, güzel bir küme sistemi oldu. Kuşlar da harika. İstanbul Tuzla'da Halil Aksakal kümesindeyiz. Bütün insanları da ağırlar Halil abimiz. Gönlü geniş abimizdir. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ben Mutlu Erdem. Kürenk Kulübü YouTube kanalına abone olmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizler için çok güzel hazırlıklar yapıyoruz. Yakın zamanda Bursa'dan, Erzurum'dan yeni videolarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar.